Senin dediğin çıkarsa almalı bir şey olmasın ya böyle. Ne alacağım? At mı? Atlar çok pahalı mı abi? Ya erkek de seni çekemezse bazen düşünüyor musun böyle bir şey? Nasıl? Anlamadım. Ben 41 yaşındayım. Oha! Arkadaşlar çekim arası sohbetlerinde konuğumuz Sabriye Şengül. Nasılsın Sabriye? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Sabriye nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Çalışıyoruz. Çalışmaya devam. Mücadeleye devam. Ne kadar oldu sen adadan ayrılalı? 3-4 ay oldu herhalde. En çok neyi özledin? Mutfağımı özledim. Adem'le yaptığımız mutfağımız vardı. Onu özledim. Orada oturmaları özledim. Oyunları özledim. Adem senden çok çekti Sabriye. Evet. O konulara girmesek. Acaba ben mi ondan çektim, o mu benden? Yani bizim izlediğimiz, hani o biraz senden çekti gibi izledik ama. Ben ondan çok çektim. İyi anlaşıyorduk Adem'le. Ne kadar tartışsak, dövüşsek de iyi anlaşıyorduk. Adada bir tek onunla yaşantımı özledim. Başka hiçbir şey özlemedim. Ödüller çok keyifliydi. En keyif aldığın ödül neydi orada? Küba'ydı ya. Parti ödüllerine ben hastaydım. Oynamalı falan. Sok sok ağzımın içine. Ama tam şey olması lazım ya. Sesin tam gitmesi lazım. Diyor. Yandan güzel çıkıyor mu? Hocam. Sağ taraftan fazla güzel çıkmam da normalde. Şimdi arkadaşlar yer değiştirdik. Bakalım Sabriye nereden güzel. İlgi alaka nasıl sana karşı? Ya beni insanlar çok seviyor. Görünce sarılıyor, ağlıyor. Sert bir yapım var. Sert misin normalde? Normalde çok fazla sert değilim. Yerine göreyim ya. Mesela ringlerde çok sertim. Çok ayrı bir insan olurum. Farklı insan olurum. Normalde sıcakkanlı. Cana yakın bir insanım. Sert miyim? Tanıdığım kadarıyla değilsin yani. Ama yine köşelerim var böyle. Bir az Trabzonluk var yani. Öyle Trabzon kızıyız biz. Karadeniz kızıyız. İstanbul'da yaşamayı düşünüyor musun? Ben kendi evimde daha rahat hazırlanıyorum. Daha iyiyim, daha rahatım. Trabzon sakin bir yer. İstanbul'a da çok gidip geliyorum sürekli. Bir ay buradaysam bir haftası kesin oradayımdır. Şimdi İstanbul'da kaldığım zaman kamp döneminde koşu yapacağım. Nerede yapacağım? Belgrad'da koşman gerekiyor. Mesafe uzak. Çok erkenden kalkacağın kendi gidip koşasın. Burada çalışmak da çok rahat. Hocamla zaten çok iyiyim. İskender hocamla. Spor hayatın nasıl gidiyor? Nasıl besleniyorsun? Bir sporcu olarak beslenme hayatını anlatır mısın? Beslenmeme çok dikkat etmeye başladım. Neyle kalkıyorsun sabah? Toplam 3 yumurta yiyorum. 2 ak, 1 tam. Sonra suyla karıştırılmış yulaf yiyorum. O kadar. Öğlen canım hiçbir şey yemek istemiyor. Böyle badem, ceviz falan onları yiyorum. Ondan sonra akşam antrenman sonrası da tavuk, ızgara, salata, bir de haşlanmış makarna. Bir de balık çok yiyorum. Arada sırada kaşamak yapıp pide de yiyorum. Günde kaç idman yapıyorsun? Günde 2-3 idman yapıyoruz. Özellikle maça hazırlanırken çok idman yapıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Yeni bir şey yapacaksın, bir cage fight falan. Ben Bellator'la zaten Survivor öncesi anlaşmıştık. 3 yıllık bir anlaşmam var. Aralık'ın 9'u gibi bir maçımız var. Ne maçı bu? Kickbox mu? MMA, kafes, en sevdiğim. Öyle mi? Evet. Peki kickboksa göre daha zor değil mi? İlk kez MMA yapacağım ama hani hazırlık tabii onun üzerine oldu. Ya MMA'yi seviyorum ben. Ben dövüşün her türlüsünü seviyorum. Peki bundan sonraki hedefin ne? Ne yapmak istiyorsun? Bundan sonraki hedefim şuna çok kızıyorum. Şimdi bazı insanlar diyor ki Sabriye Survivor'da çok başarılı oldu da ama işte Bellator'da yurt dışında başarılı olacak. Ben çocukluğumdan beri dövüşüyorum ve dövüşmeyi çok seviyorum. En iyi yapabildiğim şey herhalde dövüşmek. Survivor'da parkurlarda çok iyi değildim. Evet çok iyi hazırlanamadım. Aynı zamanda 57 dövüşüyorum. Kilomdan çok fazla çıktım. Bu insanı etkiliyor. Yavaşlarsın zaten. Yavaşlıyorsun. Kilo beni çok etkiledi. Aile özlemi çok etkiledi. Bir daha gitmek ister misin? Şu an öyle bir düşüncem yok. İşime bakıyorum, işime konsantreyim. Maçlarımı düşünüyorum, dövüşmek istiyorum. Ama şimdi seni izlemek isteyenler kesin vardır diyorlardır. Gidecek misin bir daha? Çok istiyorlar tabii ya. İsteyen çok. Yılandan, işte bir şeylerden falan korkan bir çok kız mıydın? Çok korkuyorum. Fareden, yılandan çok. İnsanlardan hiç korkmuyorum. Yılana ne yapacaksın ya? Yılana bir şey yapamazsın. Hiç fare mağara gezdi mi o gece üstünde? Gezdi tabii. Oranın fareleri de çok atletik. Kimle görüşüyorsun şu anda? Adem'le, Seda'yla görüşüyorum. Başka hiç kimseyle görüşmüyorum. Beni arayanla görüşürüm yani. Şimdi ben mi arayayım millete? Beni zaten çok fazla sevmiyor ki onlar. Seviyorlardı. Evet. Yani senin kimseye zararı yoktu ki. Alıştılar ama ya. Baktılar Sabriye böyle. Alıştılar yani. İlk dövüşün nerede olacak? İtalya, Florensia'dan sonra Amerika'da. 3 yıllık bir anlaşmamız var. Belli. Yani kazansan da kaybetsen de inşallah kaybetmezsin ama 3 sene boyunca. İnşallah kaybetmeyi düşünmüyorum. Böyle ringe çıktığın zaman rakibe... Girelim. Nesine giriyoruz? Nesine? Ben kaybedersem istediğini alacağım sana. Senin dediğin çıkarsa... Almalı bir şey olmasın ya böyle. Alacaksın. Ne alacağım? At mı? Atlar çok pahalı mı abi? Tamam iyi yemeğine götür. Nereye? Yemeği de beğenmedi bu arada. Ya İstanbul'da, İtalya öncesi İstanbul'da bir maçımız kesinlikle olacak. Peki şey merak ediyorum. Sen nasıl dövüşçüsün? Ağzın burnun güzel. Her tarafın düzgün. Hiç mi bak, böyle şey... Bak yüzü gözü hep güzeldir yani.
Yaklaştırmıyorum üzerime, evet. Burnun kırık mı? Burnum kırık değil. Peki insan niye dövüş seçer? Sen niye mesela kız olarak dövüş seçtin? Hayattan intikamımı ringten alıyorum diyelim yani. Çok sert konuştun. Evet. Yaşadığım zorluklar herhalde. Çok zorluk mu çektin? Dövüşerek. Tabii insan, başarılı insanların geçmişine bakın, arkasına bakın, hep hayatta yaşadığı kötü şeyler vardır. Peki bu duygusallığın sana sosyal hayatına zarar veriyor mu? Rahatlıyorum. Ağlamasam, içime alsam daha kötü olurum. Eğer ağlamak istiyorsam direkt ağlarım. İçimde kalırsa patlarım. Bağırmak istiyorsam bağırırım. İçimde kalırsa çatlarım. Fal baktırır mısın yani? Fala inanma, falsızda kalma demişler ama fal baktırmam. Hani böyle sana kısmet öyle var falan bir şey çıkarsın. Yani aşk sporu öldürür. Ben hiçbir erkeğe çekemem. Kıskanıyorlar, kıskanç oluyorlar. Ya erkek de seni çekemezse bazen düşünüyor musun böyle bir şey? Nasıl, anlamadım. İlk başarın neydi bu dövüşte? Spora başladın. 6 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum. Ciddi misiniz? Evet, bokstan. Ondan sonra geldi işte devamı. Sonra milli takım, uluslararası, öyle gitti. Kickboksta namalum. Yani hiç mağlubiyetim yok. Peki boksta, kickboksun sence nedir temel farkı? Vallahi bana kickboks daha zevkli geliyor. Hangisi daha zor? Tabii ki kickboks daha zor. Peki senin bu dövüşte senin en iyi özelliğin nedir? Yumruklarım çok iyi. Akıllı dövüşüyorum. Peki bir şey soracağım. Defans nasıl yapıyorsun insanlara karşı? Böyle bir duvarın vardır. Ya birinden elektrik almadığım zaman uzak dururum. Yüzü gülen, sürekli neşeli insanları çok seviyorum. Nasıl insan sevmezsin? Kendini beğenmiş, böyle artist, böyle havalı. O tarz insanları sevmiyorum. Senin insan senin neyini sever? Sır acayip tutarım. En sevdiğin tatlı? Şekerpare. Bir de sütlaç çok severim. Künefeyi de çok severim. Tatlının her türlüsünü severim yani. En sevdiğin yemek de Trabzon yemeği. Isırgan çorbasını çok seviyorum. Ya bütün yemekleri seviyorum ben ya. Trabzon'a ait. Balık. Oo, balık hastasıyım. Her gün yerim. Aslında süsüne falan çok düşkün bir insansın. Normalde çok süslüyümdür. Her ne kadar adada. Ya adada şeyi merak ediyorum. Tişört ve şort değiştirdiniz mi? Kaç defa giydiniz? Ya yırtılınca işte böyle çok kötü olacak ki öyle değilsin. Peki ıslak mesela? Aşırı vermiyorlar tabii ki. Verirler üşüyorsun. Mi? Üşüyeceksin yani. Kurutuyorsun. Ya anlamı da zaten zor şartlara dayanacaksın. Survivor'a girmeden önce televizyonda seyreder miydin Survivor'ı? Rast geliyordum böyle. Bizimkiler hediye istiyordu. Ben olsaydım onu şey yapardım ama çok hafife aldım. Hani görüyorsun ya, ben parkuru falan geçerim diyorsun ama orada yarışırken olmuyor. Sudan falan çıkamıyordum bazen. Atletlerin, çok teşekkür ederim. Hayır, bir tek o sahneyi hatırlıyorum. Sevdiğim için. Suyla aran yok değil mi? Çok kilodan dolayı. Aslında suyu çok seven biriyim. Ama diyorum ya, Survivor'a çok iyi hazırlansaydım böyle olmazdı. Peki dövüşten başka böyle bir kariyer planıyla ilgili bir şeyler var mı kafanda? Oyuncu olmak, reklamda oynamak, televizyon programı yapmak. Teklif geliyor ama ben kendi hayatımı film yapmak istiyorum. Tutar mı? İşte kendi filmim tutar ya. Acayip tutar. Bol ağlamalık, gülmelik olur yani. İçinde kavga dövüşünde olduğu. Esaret, aşk. Esaret mi? Aşık oldun mu hiç? Ya tabii, küçükken oldun ondan küçükken sonra. Küçükken mi? Ya ufakken oldun işte. Olimpiyata gitmek ister miydin? Tabii, herkes gitmek ister. Ama gene bayrağımızı, ülkemi temsil ediyorum sonuçta. Kickbox yapmasaydın? Şu an en çok istediğim, olmak istediğim yerdeyim. Kafes dövüşünü yapmak çok istiyordum. Dünyanın en büyük organizasyonlardan birinde zaten imza attım. Yani orada olmaktan çok mutluyum. Zıt olanlar çok, beni dövmek isteyen çok yani. Tabii. Şimdi herkes apark şeyde bekliyor değil mi? Tabii, herkes pusuya yattı. Ama sen yemezsin. Yemem. Direkt. Cin gibi kızsın. Cinim. Tamam. Çok mesaj geliyor mu sana sosyal medyadan? Geliyor. İşime gelene cevap veriyorum. Senden bir hatıra alalım biz. Sonra sen İstanbul'a geldiğinde senin bir hayranla seni buluşturalım. O hatırayı da ona hediye edelim. Tamam, kaşkolü vereyim. Sabriye'den bu atkıyı aldım. Seninle ilgili bir şey soralım. Bu sorduğumuz soruyu bilebilirse bunu hediye edelim. Adada kolumdan hiç çıkarmadığım şey vardı. Neydi o? Atkıman bak, ruj izi de yapıyorum. İmza yerini. Arkadaşlar, çekim arası sohbetlerinde Sabriye ile beraberdik. Şuna inansınlar, asla onların üzmeyeceğim. Çıktığım bütün maçları da alacağım. Kendime güveniyorum, siz de bana güvenin diyorum.